Anlatılanları dinledikten sonra Çankırı'ya doğru yolculuğumuza başlıyoruz. 183 bin kişilik nüfusuyla Çankırı, İç Anadolu'nun görülmeye değer şehirlerinden. Burası yılın yarısında karlarla kaplı yüce dağları, topraklarının üçte birini kaplayan ormanları, kamp, karavan, yaya ve atlı yürüyüş, bisiklet, fotoğrafçılık ve avcılık gibi pek çok turizm çeşidine elverişli yaylaları, zengin termal kaynakları ve içmeleri, yüzyıllardır yaşatılan kültürel değerleri, sevecen insanları ve geleneksel konukseverliğiyle doğayla baş başa kalmak ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir şehir. Bağcılar'dan Çankırı'ya karayoluyla 5,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Hazırsanız Çankırı'yı gezmeye başlayalım. Çankırı Kalesi şehrin kuzeyinde 730 metrelik küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Buradan Çankırı'yı kuş bakışı izlemek mümkündür. Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamlığıyla ünlü yapıdan günümüze birkaç sur kalıntısından başka bir şey kalmamıştır. Kale içinde Roma döneminden kalma kaya mezarı, iskan kalıntıları ve pişmiş toprak kap parçaları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda ağaçlandırılan kale, ziyaretgah ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Çankırı'nın fatihi Emir Karatekin Bey'in türbesi de Çankırı Kalesi'nin içinde yer alır. Çankırılılar tarafından önemli görülen bir türbedir. 14. yüzyıl Danişmentliler dönemi eserlerinden olan türbe, tuğla ve moloz taştan yapılmıştır. İçinde Karatekin Bey ile eşi ve çocuklarına ait 4 adet sanduka bulunmaktadır. Ayrıca kalenin olduğu bölgeye çıktığınızda mutlaka Çankırı'ya bir de tepeden bakın. Tarihin izlerini göreceksiniz. Kale gezimizi bitirdikten sonra şehri keşfetme vakti. Tarihi ve nadide ahşap evleri, kültürel mirasları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. İlk olarak Çivitçioğlu Medresesi'ndeyiz. 270 yıl önce yapılan medresenin bahçesine girdiğimizde bir sadaka taşı dikkatimizi çekiyor. O dönemlerde ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak isteyenler buraya sadakasını koyarmış. Muhtaç olanlarsa gerektiği kadarını alırmış. Osmanlı'nın ince geleneği burada da uygulanmış. Çankırı'nın en önemli tarihi mekanlarından olan Çivitçioğlu Medresesi, Çankırı Belediyesi'nin yaptığı tadilat ve tefriş düzenlemeleri sonunda kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Ebru kursları, hat ve rölyef kursları verilen medresenin otantik atmosferinde ney dinlemekte ayrı bir huzur veriyor ziyaretçilere. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'ın kalfalarından Sadık Kalfa tarafından yapılan cami, 1558 yılında ibadete açılmıştır. Çankırı Müzesi 16 Mayıs 1972'de kurulmuştur.
100. Yıl Kültür Merkezi binasının yapılmasıyla Müze Kültür Merkezi binasının ikinci katına 23 Ağustos 1981 yılında taşınmış ve halen bu binada hizmet vermektedir. Müzede Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Buğday Pazarı Camii ve Medresesi de Çankırı'nın önemli kültürel noktalarıdır. İl merkezinde Buğday Pazarı Camii avlusunda yer alan medrese ise 18. yüzyıldan günümüze ulaşmıştır. Çankırı Belediyesi'nce fonksiyon kazandırılan medresede etnografik eserler sergilenmekte, Çankırı mutfağı ve kültürüne ait değerlerin üretimi, satışı yapılmaktadır. Taş Mescit, Çankırı'da Selçuklu döneminden kalma en önemli yapıdır. İki ayrı yapıdan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu hükümdarı Keyhüsrevoğlu 1. Alaaddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemalettin Ferruh tarafından miladi 1235 yılında yaptırılmıştır. Şifahaneye 1242 yılında bir de Darül Hadis kısmı ilave edilmiştir. Taş Mescit'te bugün tıp sembolü olarak kullanılan, gövdeleri birbirine dolanmış iki ejder kabartmasıyla Çankırı Müzesi'nde sergilenen ve günümüzde eczacılık sembolü olarak kabul gören gövdesine yılan sarılmış kupa şeklinde heykel bulunmaktadır. Çankırı caddelerinde gezerken farklı zamanlarda yapılan hamamlar dikkatimizi çekiyor. Osmanlı mirası Çarşı Hamamı, Karataş Hamamı, 4. Murat tarafından yaptırılan Murat Hamamı, şehrin tarihi dokusunu zenginleştiren unsurlardandır. Turizme kazandırılan Çankırı evleri ise döneminin ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında birçok bilgi vermektedir. Çankırı'da bulunan toplam 108 tane ev koruma altına alınmıştır. Çankırı evleri, Türk evinin tüm özelliklerini taşımakla birlikte genellikle iki katlı yapılmıştır. Birinci kat kışlık olarak tasarlanır, burada mutfak ve oturma odaları bulunurdu. Gün içerisinde en çok zaman geçirilen yer yine birinci kat olurdu. İkinci katsa manzaraya sahiptir ve genellikle misafirler için ayrılmış olan kattır. Her evin ikinci katında bir baş oda bulunur. Bunun yanı sıra her odada yüklük tahta dolaplar vardır. Bu dolapların bir tanesi gusülhane olarak kullanılırdı. Günümüzde korumaya alınan Çankırı evleri, bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerler arasındadır. Çankırı'da şehrin simgesi haline gelmiş 110 yıllık buharlı tren, belediye tarafından bir kütüphaneye dönüştürülmüş. 1906 yılında Prusya'da yapılarak Osmanlı Devleti'ne satılan lokomotif, günümüzde Çankırılılara bilgi sunarak hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kaya tuzu rezervlerinin bulunduğu Çankırı Kaya Tuzu Mağarası, aynı zamanda Çankırı'nın turizmine de büyük katkı sağlamaktadır. Yaklaşık olarak 5000 yıldır kullanıldığı tahmin edilen Tuz Mağarası, Çankırı'da gezilecek yerler arasındadır. Çankırı Tuz Mağarası'nın Hititler döneminden beri kullanıldığı düşünülmektedir. Çankırı iline yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tuz Mağarası, kaya tuzu işlenmesi amacıyla açılmıştır. Mağaranın girişinden sonra içeride göreceğiniz manzara modern bir karayolunu andırmaktadır. 800 dönümlük bir alana ve 8 kilometre uzunluğa sahip olan mağara içerisinde birçok galeri bulunmaktadır. Dilediğiniz mevsim gidip zaman geçirebileceğiniz Ilgaz Dağı Milli Parkı, huzurlu atmosferiyle ve bol oksijenli havasıyla Çankırı için önemli bir cazibe merkezidir.
bölge özellikle kış aylarında ziyaret edilse de yaz aylarında da bir hayli ilgi görmektedir. Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu-Çankırı illerinin sınırlarında bulunuyor. Milli Park'ın içinde bulunan Ilgaz Kayak Merkezi'nde kış sporlarıyla ilgilenebilir, aynı zamanda çevreyi gezerek yeni keşifler yapabilirsiniz. Milli Park, zengin bir bitki örtüsüne de sahiptir. Nadir bulunan bitki türlerinin yanı sıra karaçam, kızılçam ve köknar ağaçlarını burada görebilirsiniz. Bitki örtüsünün sunduğu şartlardan dolayı orman, yaban domuzu, kurt, ayı, geyik gibi hayvan türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Burada kamp yapabilir veya kayak merkezine yakın konaklama tesislerinde kalabilirsiniz. Ve İstiklal Yolu. Kurtuluş Savaşı döneminde İnebolu'dan başlayıp Çankırı'dan geçen ve Ankara'ya uzanan bu yol, cephanenin Anadolu'ya ulaştırılması için kullanılmıştır. Çankırı-Ilgaz bölgesindeki İstiklal Yolu, o günlerin hatırasına saygı amacıyla tekrar düzenlenmiş ve halkımızın kullanımına açılmıştır. Gökyüzüyle birleşmiş Ilgaz Dağı, tarihi kaplıcalarıyla meşhur Korgun ve Kurşunlu, rüzgarı her daim arkanızda hissedeceğiniz Bayramören, kirazıyla ünlenmiş Eldivan, kutsi şahsiyetleriyle bilinen At Karacalar, Kızılırmak'la bereketlenen topraklara sahip Kızılırmak ve Orta, balı dillere destan Çerkeş, Yarenler Ocağı yapraklı ve yeşilin bin tonuyla Şaban özü gezimiz boyunca bize unutulmaz anlar yaşattı. Dönüş yoluna koyulurken Anadolu'nun bize armağan ettiği bu güzellikler aklımızda kalıyor. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kal Çankırı.